Türkiye DAEŞ'le mücadele etmek noktasında bir kararlılık sergiliyor. Kararlılığın ötesinde somut olarak çok ciddi adımlar atıyor. Hatta DAEŞ'le mücadele tarihindeki en önemli başarıyı, mevziyi elde eden ülke konumunda. Şu an itibariyle buna Rakka'da ve Musul'da da devam etmek istediğini söylüyor. Fakat bir koalisyon, onun karşısındaki bir koalisyon, Türkiye'yi DAEŞ'le mücadelenin dışına çıkarmak ya da kendi istedikleri kadarıyla içine sokmak için yoğun bir uğraş içerisinde. Yani Türkiye DAEŞ'le mücadele etmiyor diye bir propaganda savaşı yürüten aktörler şu anda adeta Türkiye'yi DAEŞ'le mücadelenin dışına itmek için bir gayret içerisinde. Şimdi Türkiye'de kendi ulusal güvenliğini tehdit altında bırakacağı düşüncesiyle Musul'da müdahil olmak istiyor. Bir, PKK'nın orada bir varlık bulmasını istemiyor. İkincisi, yine bu süreçte telaferin Şii milisler tarafından ele geçirilmesini istemiyor. Çünkü bunun iki şey yaratacağı kanaatinde. Bir, Kürt-Arap savaşı. İki, mezhep savaşı. Şii-Sünni savaşı. Bu anlamda yaratılacak, ortaya çıkacak olan bu iki gerginliğinde yine Türkiye'ye çok bedeli ağır maliyetleri olduğunu düşünüyor. Türkmenlerin hem kendi içinde çatışmaları hem de... Tabii, çünkü Türkmenlerin bir kısmı işte Haçlı Şabi içerisinde Şii milisler konumunda. Diğer taraftan yine Sünni Türkmenler var. Burada ortaya çıkacak olan bu süreç oldukça kritik. Diğer taraftan burada bir demografi mühendisliğinin ortaya çıkacağı kanaatinde Türkiye, ki bu da yine bugüne kadar yürütülen politikalar söz konusu olduğunda oldukça net. Yani burada yaşanan işte Ramadi'de, Felluce'de, Tikrit'te yaşanan hadiseler var ve bu yaşanan hadiseler üzerinden de Türkiye çok somut bir veri ortaya koyuyor. Öte taraftan yine Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde olduğu gibi bir PKK kantonlaşması yine Türkiye açısından oldukça büyük bir tehdit demek. Bütün bunlar Musul'u bizim için önemli hale getiriyor. Musul operasyonunda Türkiye'nin olmasını gerekli kılıyor.